Esmer Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün numerolog ve eğitmen Muratcan Güler yüzüyle beraberiz. Bugün doğum tarihimiz ve adımız arasındaki o gizli ilişkiye ve her ikisinde sakladığı bilgilere odaklanacağız. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın kardeşim? Çok iyi, sağ olasın, nasılsınız? Çok sağ ol. Bugün önemli bir konu konuşuyoruz. Zira adımız ve doğum saatimiz, doğum tarihimizle ilgili bilgiler bir araya geldiğinde bu kişisel bilgiler bir takım gizli anlamlar çıkıyor. Evet. Bu gizli anlamlardan konuşmak istedik. Çünkü her harf, her rakam başka bir enerji taşıyor. Tabii. Ve ayrıca bu enerjilerin bir araya gelmesiyle benzersiz bir profil ortaya çıkıyor. Ve sen bunları yorumluyorsun. Ve tabii numerolojide de doğru bilinen birçok yanlış var. Bugün seninle beraber A'dan Z'ye numerolojiyi konuşalım istedim ama içerisinde o özel sayıları da konuşalım. Melek sayısı nedir? İşte bereket sayısı diyorlar. Var mı gerçekten öyle bir sayı? Kader sayısı diyorlar. Nedir? Hepsine bir açıklık getirelim istedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Zaten onları söylerken derin bir iç çektim farkındaysanız. Evet, evet. Detaylarını açıklıyor olacağım. İsterseniz öncelikle biraz numerolojinin genel bir tanımını yapalım. Genel bir anlamda biraz konuşalım. Şimdi numeroloji kısaca aslında isim, soyisim ve doğum tarihinin beraber sentezlendiği bir analiz biçimi. Şimdi bazı ekoller var. Bazı ekoller bize diyor ki numeroloji isim, soyisimdir. Öbür taraftan da diyor ki numeroloji hayır doğum tarihiyle alakalıdır. Aslında bizim kullandığımız sistem ikisinin beraber olduğu sistemdir. Çünkü ikisi birbirinden ayrılamaz. Neden? Şimdi numerolojiyi anlamadan önce bizim neden burada olduğumuzu bir düşünmemiz gerekiyor. Bunun çünkü ilk adımı bu. Yani bir insanoğlu neden var? Aslında neden burada diye düşündüğümüz zaman burada tek bir kelime ama bu kelime üzerine kitaplar yazılı ki var zaten. Bu da tekamül kelimesidir. Şimdi tekamül ruhun olgunlaşması. Şimdi o tarafa çok fazla girmeyeceğim ama ruhun olgunlaşması anlamına gelir. Ve burada ruhun defalarca gelerek tıpkı bir öğrencinin defalarca okula giderek en son oradan mezuniyeti hak etmesi şeklinde bunu söyleyebiliriz kısaca. Şu an için bunu söyleyelim. Bununla birlikte bizim ismimiz aslında ne kadar çok ismime, benim de ismimi ablam koymuş, ne kadar çok annemiz olsun, dayımız olsun, dedemiz olsun ya da kulağımıza kim fısıldadıysa onlar hepsi bir yana ama biz şimdi bu tekamül kavramı içerisinde yaşayacağımız, yani doğacağımız ülkeyi, tarihi, bununla birlikte cinsiyeti, çağı, anneyi, babayı, çünkü hangi konuda biz gelişmeye ihtiyacımız varsa biz o şartlar altında gelip burada doğuyoruz. Doğal olarak burada, örneğin ben bir doğum tarihiyle burada doğduğum zaman astroloji benim doğum tarihimle benim için bir harita çiziyor. Şimdi aynı şekilde bu doğum tarihi belli, biz buradaki şartlar içerisinde ismimizi de aslında seçerek geliyoruz. Nasıl ki o anneye... İsmimizi anamız babamız koymuyor değil mi? Aslında adımız belli doğmadan. Tabii ki de belli. Çünkü burada aslında o anne babamız belki bir şehirde sonra tayini çıkıyor başka bir şehirde, kişi başka bir şehirde dünyaya geliyor. Ya da diyor ki ismi... Ahmet olsun, sonradan bir bakıyorsunuz ki ismi değişiyor, ismi Muratcan alıyor örneğin. Bunların hepsi değişken olabiliyor ama doğduğunda o bir tane olmuş oluyor. Yani aslında doğacağı yer, doğacağı tarih, doğacağı isim zaten belli. Bizim aklımıza defalarca birçok isim gelebilir ama doğduğundaki isim zaten belli. İşte bu isim aslında varlığın kendisine orada en yakın hissettiği belki de ulaşabildiği kişiye onu içgüdüsü olarak sunar. O ismi sunar ve ondan sonra derler ki aa bunun ismi Muratcan olsun, bunun ismi Ayşe olsun derler ve onun ismini koyarlar. Doğal olarak burada biz bu ismi seçerek geliyoruz. Biz bu doğum tarihini seçerek geliyoruz. Bunlar boşa değil o zaman. Bu aile boşa değil. Bir aile dizimi yapıyoruz. Biz
belki de bir regresyon yapıyoruz vesaire. Altından birçok şey çıkıyor aileyle ilgili. O zaman bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bu ülkede ya da kişinin bulunduğu çağla ilgili doğduğu, belki de orada o şartları kendi tekamülüne, kendi ihtiyacına göre seçmesidir aslında bütün. Ama biz bunların ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü varlık bir plan yapıyor ve buraya doğuyor. Fakat bu doğduğumuzdaki karakterimiz farklı olduğu için neden burada olduğunu anlayamıyor. Doğal olarak bunu anlayabilmesi için, bilebilmesi için birçok yöntem var. Bu yöntemlerden bir tanesi de zaten numeroloji. Öbürü astroloji olabilir, human design olabilir ya da abjad olabilir, yıldızname olabilir. Ama tabii ki de biz bunun numeroloji kısmıyla ilgileniyoruz. İsmi seçtik. Doğal olarak bir tane doğum tarihimiz var. Şimdi ikisinin sentezi ne? Şimdi isim, soy isim. Aslında buradaki her bir harfin bir özelliği vardır. Biz bunlara çakrasal özellikler diyoruz. Çünkü her bir harfin bir çakra değeri var. Ve farklı enerjiler taşıyorlar değil mi? Aynen öyle. Farklı enerjiler taşıyorlar ve bunların kendi aralarında gruplaşması var, bir araya gelmesi var, harmanlanması var derken bir de doğum tarihi var. Şimdi aynı zamanda bu ismimizdeki her bir harf bizde bir önceki, belki de atalardan gelen, inanmayanlar için söyleyelim, atalardan gelen, inananlar içinse geçmiş hayatlarımızda yaşadığımız, anladığımız, öğrendiğimiz, aldığımız notlar aslında bir bakıma. Biz bunları çakrasal anlamda çıkartıyoruz. Böyle çok kafa karıştırıcı şekilde konuşmayayım. Çakrasal anlamda konuşuyoruz. Doğal olarak bunların hepsinin birer çakra değeri vardır. Birer özelliği vardır aklımızda, zihnimizde, karakterimizde, kişiliğimize yansır bunlar. Şimdi bununla birlikte doğum tarihimiz ise bu ismimizdeki harfleri çakra olarak nasıl kullanacağımızı söyler. Yine burada da bizdeki gibi, astrolojideki gibi her bir çakranın kendi evi vardır ve o çakra evine farklı çakralar misafir olur ve burada bir harman ortaya çıkar. Doğal olarak burada biz mükemmel bir karaktere dönüşmüş oluruz. Burada bizim özelliklerimiz ortaya çıkmaya başlar. Bizi diğer insanlardan ayıran özellikler, karakterler ortaya çıkar. Şimdi ismimizde örneğin diyelim ki bir harf var. A harfi diyelim. A harfi bize... Harflerin özelliklerini istersen kısa verelim. Ne dersin Murat? Olur. Yapalım. Yani A'dan başlayalım. A. Mesela benim adımda bir sürü A var. Ne anlamına geliyor bu? A harfi insana bir kere netlik verir. İnsana bir kere hedef. Zaten baktığınız zaman bir piramit gibidir. Piramit gibiyim ben der. Ben yıkılmam. Ben çünkü yıkılması ne demek? Yıkılmaması onun net oluşu, dik oluşu anlamına gelir. Yani ben bireysel bir şekilde belki de orijinal fikirlere sahip olan, kendisinin farkında olan anlamına gelir. Özellikle ismi de A harfiyle başlayan kişilerde daha çok, bu tabii ki doğum tarihiyle de şekilleniyor ama ismi A harfiyle başlayan kişilerde de ilk öğrendiği çakra A harfi olduğu için, birinci çakra olduğu için bu onun netliğini gösterir, eril enerjisini gösterir. Yine aynı şekilde hedefine, isteğine giden hedefine doğru çizdiği çizgiyi gösterir. Netlik verir kişiye. A harfin özelliği budur mesela. B harfi dersek, B harfi birazcık daha fiziksel bir çakradır. Evet, ikinci çakrayı temsil eder, dişil bir çakradır B harfi. Ve burada özellikle de vücut hatlarımızda kalça ve göğüsle alakalı, yani bunların belirginliğini verir kişilerde. Bu birazcık daha böyle fiziksel bir harftir. Evet, kişilerde bunu daha çok gösterir. Yine C harfi aslında bir bakıma psikolojideki de egoyu gösterir. Kişinin C diyelim, C daha güçlüdür, pardon, Ç daha güçlüdür kuyruğundan dolayı. Burada psikolojideki egoyu gösterir ve kendisini ifade etme ihtiyacı sunar. Ve isminde CC olanlar fazlasıyla mesela ifade etmek için fazla konuşkanlık yapabilirler. Fazla konuşur. Hoş sohbet arkadaşlar. Aynen öyle. Ve bu tarz kişilerde belki de fazla dedikodu falan da çıkabilir. O yüzden isminde CC olanlar buna dikkat etsin lütfen. Böyle bakarsak mesela D harfi yine fiziksel bir harftir. Kişiye geniş bir omurga yapısı verir. Düzgün bir omurga yapısı verir. Dik bir vücut verir. Dikin D'si de olabilir de diyebiliriz. Burada birazcık daha böyle fiziksel anlamda güçlü. Dördüncü çakrayı temsil eder mesela D harfi de.
yine kabullenme, sabır, sebat anlamına gelir. Ama D'nin özellikle karakteri omurgasının düz oluşudur, düzgün oluşudur. Yoksa olmadığında diyelim birazcık da omurga öne doğru bükülü olabilir. O yüzden isminde D harfi olanlar omurgası daha düzgün olur mesela. E harfi yine mesela 5. çakrayı temsil eder. Bu 5. çakrada iki tane harf vardır. E ve N harfi Türkçe'de. E harfi daha çok sosyalliği temsil eder. Sosyal nedir çünkü E harfi? Yenilik, aynı zamanda sosyallik, eski iletişim becerileri güçlü. Aynen öyle. Aynen öyle ve burada özellikle başka insanlarla sosyalleşmeyi temsil eder. Hani madem E dedim, buradan N'yi de söyleyeyim de arasındaki farkı belli olsun mesela. N de birazcık daha zihinsel yeniliği, teknolojiyi temsil eder mesela. Daha çok sosyal medyayı temsil edebilir. Daha çok görselliği temsil edebilir N harfi. Hani ikisinden farklı olarak. Ama ikisi de 5. çakra. Ama ikisindeki yansıma birbirinden farklı. Farklı nüanslar var. F'ye geldik. F harfi insanlara nasıl söyleyeyim birazcık daha böyle estetik bir algı verir. Yaratım anlamında estetik. Birazcık daha böyle sanatçılık yönünü verir. Birazcık daha güzelliği ön planda, güzel olanı ön plana çıkartma arzusu, isteği verir mesela. Böyle söyleyebiliriz. G harfi biraz daha böyle kişiye ben bilirim, yumuşak G ile birlikte ben bilirim imajı verir. Ve burada gizli spiritüel bir ego oluşur kişilerde. Çünkü ben zaten bunu biliyorum'a getirir. Çünkü bu G harfi 7. çakranın harflerinden bir tanesidir. 7. çakrada maneviyat, derinleşme, kökenleri araştırma, sorgulama. Ama yumuşak G ve G harfi birazcık daha ben bilirim tutumu. Ben zaten biliyorum'a getirir. O yüzden öyle sempatik bir kibir getiriyor herhalde. Aynen öyle. Gerçekten de öyle. Bu şekilde baktığımız zaman mesela G harfi birazcık daha, G harfine sahip olanlar birazcık daha böyle bildiğini göstermeye çalışabilir. Ben zaten biliyorum, göstermeye çalışabilir. Bunu kanıtlama ihtiyacı hissediği olabilir. Bende de G var mesela, güler yüzünün G'si. Ben de öyle miyim? Bende de o tarz bir şey var, yok değil. Yani bunu artık eleştirimi söyleyeyim, öz eleştirimi ya da kendini bilmek olarak söyleyeyim. Hakan'ın neyesine geldik. Hakan'ın neyesi? Şimdi burada yine 8. çakrada iki tane harfimiz var Türkçe'de. Bu da H ve Z harfleri. Yine ikisi de çok güçlü harflerdir. H harfi daha çok dünyevi bolluk, bereketi ve maddeyi kullanma bilinci verir. Örneğin parasal konularda başarılı olabilir. Maddeyle, maddiyatla ilgili konuları daha iyi anlayabilir, daha iyi bilebilir. İnsanların bu alanda göremediğini görebilir. Bu şekilde yatırımlarını daha düzgün yapabilir. H harfi işte bize daha çok bu alanda etki ediyor. Yine ben buradan Z'ye gideyim. Z'ye hani iki tane olduğu için söylüyorum. Z harfiyle kıyasladığımız zaman çünkü ikisi de güçlü. Z harfiyle kıyasladığı Z birazcık daha bolluk bereketi manevi olarak kişiyi algılatır. Der ki bu zaten bana doğru döner diyebilir. Çünkü ben bunu ödüyorum ama bu zaten bana dönebilir. Bunun altında bir kayıp var ama kayıptan ben yine kar edebilirim'e dönebilir. Ama H harfi birazcık daha hırsı temsil edebilir. O yüzden de daha güçlüdür mesela H harfi. Daha çok erildir Z harfine göre. O yüzden de daha orada bir güç özelliği vardır. İnsana güç özelliği verir H harfi. Öyle söyleyebiliriz. I'lar, i'ler. I, i yine birlikte değerlendirilir. Aslında burada ufak bir I der ki ben bir mum gibiyim der. I harfi ben yanmış bir mum gibiyim ifadesi. Yani I, i, re zaten 9. çakranın harfleridir. Bu da bildiğini paylaşma. Bilmek. Öğretmek. Öğretmek daha çok altı ama şimdi bilen, bilenin öğretme çabası. Burada ben her zaman şunu söylerim. Bilgi şifadır derim. Şifa bilgidir derim. O yüzden 9. çakra zaten bilgidir ve aynı zamanda şifadır. Bir insana bir şeyin nasıl yapılacağını söylemek de anlatmak da bir şifadır aslında. Çünkü onu bir şeyden koruyorsunuz. Belki de negatif bir şeyden koruyorsunuz. Bir uyarı da şifadır. Bir
Tavsiye de şifadır. Doğal olarak I ve İ harfi kendisini ifade etmeye çalışır ama belirli bir kesime kadar ifade edebilir. Belirli bir kesime kadar anlatabilir. Yani yaydığı enerji belirli bir alana kadardır. Bir mum enerjisi kadardır diyebilir lafın gelişi. Bu yüzden de ne yapar? Bildiğini, öğrendiğini belirli bir alana kadar paylaşabilir. I yere paylaşmak ister, kendisini ifade etmek ister. Çünkü şifa vereceğim der, öğreteceğim der. O zaman böyleyse ismi İ ile başlayan, I ile başlayanlar da burada zaten çok daha fazla görülür. Hatta çok üzülürler bu insanlar. Çok kullanılabilirler. Çünkü iyi niyetinden derler ya, iyi niyetinden kaybeder. I, İ, R ile başlayan iyi niyetinden kaybedebilir diyebiliriz. I, İ beraber. J'ye geldik şimdi. J harfi birinci çakranın harfidir yine. Bu da birinci çakrayı tekrar şöyle bir hatırlayalım. A'dan bahsederken evet. Bahsedelim. A, J, S, Ş harflerinin J'sini anlatıyorum. Burada yine kişiye marjinallik verir. J harfi der ki ben marjinalim der. Gösterişi sever mesela J harfi. Bu yüzden de tek olmaya çalışır. O yalnız olmaya çalışır, tek olmaya çalışır. Bu zaten birinci çakranın bir bakıma özelliği ama isminde J olanlar bunu daha çok yaşayabilirler. Yani tarzımla sizden farklıyım. Hani ben fikirlerimle sizden farklıyım der mesela A. O der ki ben tarzımla sizden. Görsel bir şey var orada. Bu yüzden birazcık daha kişiye tasarımsal bir yapı verir J harfi. Çok ilginç. Evet. K harfi? K harfi alfabedeki en güçlü harflerden bir tanesidir. Şöyle bir nasıl olduğunu düşünelim. Dik bir I var orada ve orada yine aynı şekilde bir V var. Aşağı doğru inen R'nin de R'sinin bir ucu var diyelim biz buna. Yani bir bakıma K harfi ikinci çakranın aynı zamanda en güçlü harfi diyor ki ben diyor paylaşırım, bakarım, beslerim, büyütürüm. Bu zaten çoğaltırım. Çoğaltırım. Yani bana geldiği zaman ben ona şey derim hatta kaynağın K'si. Yani bir kaynak olurum. İhtiyacı olana kaynağı sunarım. Gelirler benden beslenirler. Bu harfin isminin başında ya da içinde olması fark etmiyor değil mi? Eder. 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 Neden? Çünkü numerolojide harflerin de belirli bir çakrasal yılı vardır. Şimdi kişi doğduğunda örneğin ismi ne olsun? Kerem olsun. Kerem olsun. İlk gördüğü, öğrendiği çakra aslında ikinci çakra. İlk karşılaştığı, ilk duyduğu K. Değil mi? Yani burada ilk aldığı harf aslında onun ilk öğrendiği çakradır. Bu yüzden de akılda en çok bu kalır. En dipte bu vardır aslında. O yüzden ilk harf her zaman çok önemlidir. Bunu gerçekten herkes kendisine test edip bakabilir. Çok belirgindir çünkü. Ha doğum tarihinde aksi bir durum yoksa, çünkü doğum tarihi çok büyük bir etken. O çünkü doğum tarihi zaten konuşacağız. Çakraların nasıl çalıştığını bize gösteriyor. Bu yüzden de aksi bir durum olmadığı takdirde ilk ismimizdeki ilk harf çok önemli. L'ye geldik. L yine aynı zamanda üçüncü yapı. Çakranın. Evet. Yapı taşı olarak kendisini gösteriyor. Diyor ki ben bir sütun halindeyim. Sütun diyor mesela. Bir sütun gibi bakar. Burada üçüncü çakrada C, Ç, L, U, Ü harflerinden en güçlüsü. Zaten yıkılmayan da en güçlüsü. Yani bir bakıma harfi şöyle bir aklımızda canlandırdığımızda herhangi bir kavisi yok. Köşesi var. O da onu ayakta tutacak bir şekilde kalır. Yani diyor ki ben insanlara diyor tasarımsal olarak fikir veririm. Yani burada C, Ç, L, U, Ü aslında kişinin kendisini ifade etme yöntemlerini biraz bir bakıma da sanatsal, belki de tasarımsal, organizasyonel olarak kullanmasını sağlar. Ki L harfi de gerçekten bu anlamda çok güzel organize edebilir. Öyle. Çok güzel tasarım, çok güzel çizim, resim. Çünkü tam bunların tasarımsal anlamda en güçlü harfidir. Şimdi bunu söylediğimde aklıma şu geldi. İnsanlar her zaman kişisel ifadeyi beşinci çakra olarak düşünüyor. İfade nedir diye sorduğumuz zaman beşinci çakra olarak algılıyorlar. Aslında değil. Çünkü boğaz çakrasıyla konuşuyorlar bunu. Neden? Çünkü
Dilini kullanamayan, konuşamayan bir karakteri düşünelim. Kendisini ifade etmiyor mu? Ediyor değil mi? Evet. O zaman nasıl bir şey çakra oluyor? Ha? Değil mi? Burada bir düşünelim, sorgulayalım evet. Bakalım. O zaman nereyle ifade ediyor? Elleriyle. Değil mi? Hareketlerle. Doğal olarak burada sessiz sistem oynadığımız zamanları hatırlayalım. Birçoğumuzun hayatından bu oyun elbet geçmiştir. Konuşmuyoruz. İfade ediyor muyuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Peki. Diyelim ki ben kızdım. Kaşlarımı çattım. Bu bir ifade değil mi? İfade. O zaman beşinci çakra aslında kişinin kendisini ifade etmesi değil. Üçüncü çakra kişinin kendisini ifade etmesidir. Yine aynı şekilde Salvador Dali ressam. Adam onu çizdiğinde bunu ben çizdim demesine gerek var mı? Hayır. Adam yok ama sen onu hala gördüğünde onun Salvador Dali olduğunu anlarsın. Eserinden anlarsın. Yaptığında bir tarzı anlarsın. Var çünkü. Evet. İşte bu da yani yaptığı işte bir imza atıyor çünkü adam. Yani öyle bir tarzı var ki. Aynen öyle. Monet de öyledir mesela. Evet. o yüzden ben... beşinci çakra değil bu üçüncü çakradır. Peki beşinci çakraya nedir? Beşinci çakra konuşarak kendisini ifade etmek. O zaman asıl ifade etmek. Üç, konuşarak kendisini ifade etmek. Üç ve beş. Üçüncü ve beşinci çakralar. Tabii ki. Dördüncü çakranın en önemli harfine geldik. Manisa'nın N'si. DVM yanlış hatırlamıyorum. Evet. En güçlüsü M midir? V. V midir? V. Demiş. V çünkü adanmışlık verir. Hmm. Ama burada biz M'yi anlatırım. Vicdan da verir ama. Evet. Doğru. Merhamet de verir. Doğru. Aynen öyle. Biz M'yi anlatalım. M'yi anlatalım. M birazcık daha kendimden de biliyorum. Birazcık vadi ifade eder. Vadi mi? Tam böyle. Arasında bir vadi gibi düşünüyorum mesela. Bu vadide bize diyor ki benim görüşlerim dardır. Bir bakın M harfi kişiye birazcık dar görüş verebilir. Bunu şey olarak düşünmeyelim. Negatif olarak düşünmeyelim. Çünkü bu bende de var. Bu kişide sağlamlık ihtiyacından dolayıdır aslında. Mesela benim fikrimi bir insan kolay kolay değiştiremez. M ile başlıyor. Muratcan'ın birisi. Hmm. Kolay kolay değiştiremez. Çünkü ben fikirlerime birazcık daha bağlıyımdır. Çünkü bakış açım dar. Bu anlamda dar. Çünkü yeni bana öğrettiğinde bir şeyin ben onun kanısını ararım. Hemen onu kabul etmem. O yüzden bu meynet özelliğidir mesela. Öyle söyleyebiliriz. Yine dördüncü çakra. Evet, dördüncü çakra. Sonrasında neye geldik ama neyi anlattık? Evet, ne birazcık daha dediğimiz gibi. Ve şimdi yuvarlak hatlara geldik, oğullara, öğlere geldik. Evet. Altıncı çakra değil mi? Evet. O altıncı çakra ve bu da zaten bizim F, O, Ö harfleri Türkiye'de en çok aranılan harflerdir. Çünkü Türkiye'nin genelinde yaklaşık %80'inde bu harfler yoktur. Burası bizim toplumsal olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak değerlendirdiğimizde de aslında aradığımız harflerden. Şöyle diyeyim, Anadolu'nun muhtaç olduğu harfler. Evet. Değil mi? Çok doğru. O, Ö ve F. Bunlar hepsi 6. çakranın harfleri. Evet. Anladığımız kadarıyla 6. çakra özürlüyüz yani bu topraklarda. Evet, mesela hadi değerlendirelim. 6. çakraya şöyle bir baktığımız zaman. 6. çakra ne demek? Aile, baba. Biz de bir bakın. Ya tabii ki hepimiz babalarımızı çok seviyoruz ama hepimiz ailemizi çok seviyor olabiliriz ama. Evet, kayıtlara da Allah rahmet eylesin diyelim, başsağlığı diyelim. Ama burada bunu söylediğimiz zaman onlardan bize aktarılan birçok negatiflik var. Bunu neden söylüyorum? Çünkü F, O, Ö harfleri insanların şu anda aradığı sevgiyi ifade eder. Burada sevgi, saygı, sorumluluk ifade eder, huzuru ifade eder. Herkes bunu arıyor değil mi? Tabii ki. Peki niye arıyor? Var olsaydı ararlar mıydı? Tabii ki aramazlar. Demek ki bir eksiklik var. Evet. İşte o zaman demek ki bizde insan kendisinde olmayanı arar. Bunu böyle de çok önemli bir anahtardır. İnsan kendisinde olmayanı arar ki insanların eş tercihinde de bu kavram ortaya çıkar. Kendisinde olmayanı aramak. Şimdi doğal olarak bir insan sevgi, saygı, sorumluluk, huzur, uyum, denge arıyorsa demek ki yoktur. Şimdi ne var peki bunun yerine? Korku, evham, endişe, kaygı, vesvese. Ya da ne var toplumumuzda? El alemde der. Başkası ne der? Bakış açısı var.
Durum böyle olunca ikisi aynı anda olur mu? Sevgiyle korku aynı anda olabilir mi? Şimdi biz buraya değerlendirdiğimiz zaman bize aileden daha çok aktarılan, bize öğretilen, yine çünkü altıncı çakra öğretimdir. Ve fiziksel olarak göz, burun ve kulağı temsil eder. Böyle olunca ne yapıyoruz biz? Aslında hep bir dönüştürme arzusu içindeyiz. İçindeki korkuyu sevgiye, içindeki huzursuzluğu huzura çevirme. Peki bu nereden geldi? Ailenin? Hadi şey, burada suçlamak gibi olacaktı. Ama olmasın babadan, toplumdan. Şimdi bizim karmik olarak borcumuz 6. çakra ve hepimizin en çok etkilendiği çakra zaten bu. Bu yüzden de yine isminde FOÖ olan azınlık da kendisini ne yapıyor? Çoğunluğa teslim ediyor ve onlar da bunu çok olarak kullanmıyor. Ve ne yapıyoruz? Biz içinde bulunduğumuz coğrafyanın etkisinden, etkisi altında kalıyoruz. O harfi bize yine birazcık daha insanın bu anlamda müzik, güzellik ve tasarımsal olarak üzerimizdeki özelliğidir. Ö kendisini daha çok ifade eder, onu dışarıya taşırmış halidir deriz mesela. Ozan sanatçıdır ama bu sanatçı özelliğini Ömer gösterir diyorsun. Değil mi? Öyle mi diyelim? Evet, öyle diyebiliriz. Şimdi geldik P'ye. P harfi birazcık daha 8. çakraya daha yakındır. Birazcık daha, şimdi 7. çakra maneviyat, sorgulama, şüphe, üzerine düşünme. Yani idrak etme. Görünenin arkasındaki görünmeye kısmı ifade eder. Oysa P kaçıncı çakranın harfi? 7. çakra. 7. çakra ama 8'e daha yakın. Evet. Bir bakıma 8 gibi çalışıyor aslında. Evet. 8 ile 7 arasında kalmış olan bir harf. Şimdi bu durumda... Yani maneviyatta gibi görülse de aslında maddeye çalışan bir harf diyorsun. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. neden? Çünkü mesela bu derinleşmeyi, bu sorgulamayı daha çok maddesel anlamda yapar. O yüzden derinleşiyor mu, sorgulanıyor mu? Evet. Ama hangi yönde? Mana yönünde değil. Madde yönünde yapar. Öyle bir bakış açısı verir insana. Pınar ismi. Böyle mesela Pınar, Pelin diyelim. Bu tarz isimler zaten direkt P ile başladığı için ne yapacaktır? Maddiyata doğru daha fazla yönelmek isteyecektir. Ama manevi isim değil mi? P manevi bir şakra. Ama maddiyata doğru daha fazla yönelme potansiyeli vardır. Bu kötü mü? Hayır değil. İnsanlar bazen bunu kötü algılıyorlar. Hayır, her şey için, insan için. Ama o tarafa doğru daha fazla bir çekilme durumu söz konusu oldu. Rıları ileri anlatırken R'yi de anlattık aslında. 9. çakranın harfi. Evet. Bir şey söylemek ister misin R'yi? Evet, söyleyeyim. Çünkü R benim en sevdiğim harflerden bir tanesi. En güçlü harflerden bir tanesi. Çünkü o bir bakıma R'de nur enerjisi vardır. Yani içsel olarak yukarıya da yakın olan bir çakra olduğu için gibi. Yukarı dediğim zaman böyle çok ütopik anlaşılmasın. Birazcık daha sezgilerine yönelik, birazcık daha içsel, içsel olarak kendisine esen diyelim bir harf. Bu da ne yapar? İçine bir şey eser ve onu topluma sunar. Yani der ki R harfi, ben der içime eseni alıp topluma sunuyorum, paylaşıyorum. Bir paylaşımdır, orada hümanizm vardır, orada insan sevgisi vardır, merhamet vardır. Gel paylaşayım. Nur gibi var. Gel paylaşayım der mesela. O yüzden R harfi benim için çok önemlidir. Bazen sorarlar. Benim için en önemli harflerden bir tanesinin hep R olduğunu söylerim. Çok güzel. S ve Ş'yi anlattık ama yine de bir şeyler söylemek istersin belki. Tamam. S, Ş. S, Ş harfleri aslında bilgiyi arayan bir eril enerji. Eril enerji harflerinden bir tanesi, yani bir çakrası diyelim, eril enerji temsil eden A, J, S, Ş. Tabii ki de bunlar birinci çakrayı temsil eder. Diğer çakralarda da eril dişim vardır bu arada. S harfi ve Ş harfi birazcık daha sorgulayanın S'si, şüphenin Ş'si olarak bakalım biz buna. Çünkü merak eder, sorgular. O yüzden kendisinden de şüphe eder. Çok
emin olmaz, çok kesinlik olmaz isimlerinde. Mesela ne diyelim, Serhat diyelim. Hani ya da işte Sevda diyelim, Sercan diyelim. Sevda diyelim. Kararsızlık, kararsızlık içinde olurlar bu tarz kişiler. Ne yapsam acaba? Çünkü diğerlerinin göremediği alanları görebilirler. Örneğin A harfine baktığımız zaman birazcık daha böyle hedef odaklı olan bir harf olduğu için A harfi. Ama S böyle bütün. S birazcık daha dolambaçlı bir harf. Bu yüzden S A'nın göremediğini görebilir ama A'daki netlik S'de yoktur. Kararsızlık vardır. A harekete geçer ama S tutuk kalır. S kalır. S kalır. Başka harflerden destek almak zorundadır. Şimdi güçlü bir harfe geldik. Çok güçlü bir harfe geldik. T'ye geldik. Evet. T yine ikinci çakra harflerinden bir tanesidir. T harfi. Torus enerjisini taşır üstünde değil mi? Evet. T yine manevi bir harf. Bu birazcık daha spiritüel taraflarla ilgilenebilirler T harfine sahip olanlar. Burada yine paylaşmak ister. Fakat der ki bana kadar. Belirli bir tarafını paylaşır. O yüzden burada T harfi olanlarda birazcık daha tamam bu bana kadarını alayım geri kalanını öyle vereyim sana diyebilir. Bir K harfi kadar değildir. Ama burada daha soyut bir K kadar güçlü değildir ama B kadar da somut değildir. T ikisinin arasındadır. Birazcık daha böyle soyuttur. Aldığı öğrendiği bir şeyi paylaşır ama daha çok da kendini alır. O yüzden de ben alayım geri kalanını paylaştırayım. Diye bak. Hangi çakra oluyordu? İkinci çakra. BTK dedik. BTK. Evet. İsminde BTK olanlar için ne diyebiliriz o zaman? Bu harflere sahip olanlar daha çok paylaşımcı, daha çok bakmak, beslemek, büyütmek isteyen, aldığını öğretmek isteyen karakterler. Yapıcı harfler. Aynen öyle. Yapıcı. İnce harfler diyorum, kibar harfler diyorum ben bunlara mesela. Kibarlık vardır çünkü burada, incelik vardır. Çünkü burada karşı tarafı saymak vardır. Sona doğru geliyoruz. U ve V'ye geldik. Evet. Şimdi U ve V harfi yine, evet bizde zaten C, Ç, L, U, Ü. 5 tane zaten üçüncü çakra harfi var toplam alfabemizde. Bu Ü'ler yine sözeldir. Daha çok etkisini sözel olarak yapmak isterler. Anlatmak isterler, konuşmak isterler. Ya anlatacağım, kendimi ifade etmek istiyorum der mesela. Bu yüzden çok fazla sinir, öfke olabilir bu tarz kişilerde. Ne yapacak? Çünkü konuşarak kendisini ifade etmek isteyecek. Ben konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum derdimi, paylaşmak istiyorum. Çünkü üyeler de anlatırım, rahatlarım gözüyle bakar mesela. O yüzden çok dertleşmek isterler, çok konuşmak isterler mesela. V'ye geldik. Dördüncü çarkın en önemli harfi dedin. Evet. Vicdanı temsil ediyor dedin. Lütfen. V harfi yine numerolojideki en güçlü harflerden bir tanesidir. Bu da dediğiniz gibi dördüncü çarkı ifade eder. İnsana adanmışlık verir. Vazifenin V'sini verir. Vicdanın V'sini verir. Ya şimdi bu kelimeler söylüyoruz, örnek veriyoruz ama tesadüf olarak bu V harfini almış. Fakat biz bu kelimeyi alıp olduğu gibi oraya ekleyelim. Gerçekten de V harfi kişide eskiye, geleneğe, göreneğe verilen saygıyı ifade eder. O yüzden de orada yine bir geleneksellik vardır V harfinde. Ve kendisini topluma adar, kendisini görevli hisseder, görevi varmış gibi hisseder, çalışkan hisseder, çalışırlar bu insanlar. Ve yine geleneksellikten dolayı dinlerine, görüşlerine daha çok bağlı olurlar bu insanlar. Örneğin ne diyelim? Veysel diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse. Ya da mesela V ile başlamıyor ama Havva diyebiliriz mesela. İki tane V yan yana geldiği için bunu söylüyorum. Bu insanların görüşlerine bağlılığı çok yüksektir. Vicdan mesela önemli bir isim. Bence de çok güzel bir isim. Vicdan. Güçlü bir isim. Böyle olunca V harfi gerçekten kendisini adayabilecek bir harftir. Önemlidir. Geçmiş hayatlarında ya da inanmayanlar içinde atalarında adanmışlık, dervişlik var deriz. Adamıştı kendini çünkü. Adamış. Herhangi bir şeyi. Sıra geldi Y'ye.
Beşinci çakranın harfi değil mi? Evet. Önemli bir harfi. Yedinci çakranın harfi. Yedinci çakranın harfi. Evet. Yine bu da maneviyat dediğimiz gibi mana en güçlü harfidir yedinci çakranın. Bu da çok güzel bir şekilde sorgular, şüphe eder ve araştırır, merak eder. İsminde Y harfi olanlar ve özellikle Y ile başlayanlar isimleri, ne diyelim, belki de Yelda diyebiliriz, aklıma geldi, ya da Yasin diyelim. Yasin diyelim, Yılmaz şimdi, diyelim. Bizim kurgumuzu yapacak olan arkadaşımız Yasin diyelim. Selamlar. Selamlar Yasin. Bu durumda görünmeyeni görmeye çalışırlar, araştırırlar, sorgularlar, merak ederler, bakarlar. Herkesin bakmadığı açıdan değerlendirmek isteyebilirler Y harfi. O yüzden çok güçlü bir, güzel bir harftir Y harfi. Ve son harfimiz Z harfi. Sekizinci çakrada. Evet. Biraz anlattık. Söyledik aslında. Dedin ki paranın sahibi ama parayı koruyan da Z'dir dedin. Z, evet. Konuş şey, röportajdan önce. Evet. Şimdi burada da Z harfi birazcık daha manevi tarafa yakındır. Örneğin kayıp mı yaşadı? Der ki tamam, karma var, bana geri gelir der mesela. Birazcık daha, çünkü o kadar hırs yapmayabilir, E kadar hırs yapmayabilir. Ya da aynı zamanda Z harfi yine ben bolluk bereket için ne yapmalıyım? Ya da şimdi bunu Z'ye söylüyor ama Z daha çok madde üzerine bunu düşünüyor. H harfi, Z harfi birazcık daha mana anlamında bunu düşünüyor diyebiliriz. Örneğin belki de başkasına yardım eder, der ki aa bu yardım nasıl olsa dönüp dolaşıp beni de bulur diyebilir. O yüzden Z yine bolluk, bereket harflerinden, güç, otorite, iktidar harflerinden bir tanesidir. Ki zaten isminde HZ olmayanların ne kadar çok maddiyata doğru, siyasete doğru koştuğunu da görebiliriz. Bu da önemli bir harftir, önemli bir çakradır günümüzde. Ya anladığım kadarıyla numeroloji yalnızca bir doğum tarihi ve isim değil, bir yolculuk gibi bir şey. Çünkü hani dedin ya, ilk harfini yaşamaya başlıyorsun. Tabii. Yıllar geçtikçe o harflerden bir diğerini atlıyorsun. Evet. Şimdi biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Diyorlar ki doğum haritası, doğum haritası, doğum haritası. Ben de diyorum ki hangi doğum haritası? Diyor ki doğum haritasına baktırdım. Tamam diyorum, hangi yöntemin doğum haritasına baktırdın? Yani ne demek istiyorum? Şimdi doğum haritası dediğimiz zaman biz burada doğduğumuzda varmak istediğimiz hedefe, diyelim gitmek için bizim bir yol tarifine ihtiyacımız var. Ben nereden geldim ve nereye gidiyorum arasındaki o bilinecedir bir hayat. Doğal olarak da burada kişi yönlenmek ister, bilmek ister. Peki o zaman sen bir hedef belirledin. Dedin ki ben hayatımın sonuna doğru buraya gitmek istiyorum. Yani benim ben bu hayata niye geldim ve ben ne için geldim? Birazcık daha böyle hayat amacını sorgulamak ya da ne derler, darmayı sorgulamak olarak bakarsak eğer biz buraya, şunu söyleyebiliriz. Astroloji, numeroloji, Ebced, işte human design, bunların hepsi birer haritadır. Ben diyorum ki evinizden çıktınız, nereye gidin? Hadi havalimanına gidin. Yol tarifi açtınız, birçok yol var. Ve bu yol tariflerini gösteren birçok uygulama var değil mi? Şimdi senin açtığın bir uygulama seni buradan götürüyor. Senin hedefe götürüyor mu? Götürüyor. Oradaki deneyimleri sana söylüyor mu? Söylüyor. İşte numeroloji de bunlardan bir tanesidir. Yollardan bir tanesi. Aynen öyle. Yöntemlerden. Evet, sana bu yöntemi söylüyor. Diyor ki sen numerolojiyi böyle bunları yaşayacaksın. Ama bir bakıyoruz ki diyorlar ki hatta benim astroloji haritamda da bu çıktı. Ya da buna benzer şeyler çıktı. Tabii ki de çıkar, çünkü ikisi bütüncüldür. Hatta hepsi bütüncüldür. Bütünsel bakar. Hayatımıza daha derinlemesine bakmak istediğimiz anda zaten bu sayıların ve harflerin gizemini öğrenmeye başlıyoruz. Peki tekrarlayan sayılar var. Karşımıza çıkıyor. Tesadüf müdür bilmiyoruz. Ne diyeceksin tekrarlayan sayılar? Evet, ya bu da bana çok gelen sorulardan bir tanesi. Sürekli DM'ye baktığım zaman Instagram'da vesairede, evet bakıyorum, hep aynı tip sorular geliyor. Bunlardan bir tanesi de bu soru. Şimdi biz her zaman... Sembolik anlamlar taşıyor mu? Gizemli anlamlar taşıyor mu? Ya şimdi sayılar? Bundan 5 sene öncesine giderseniz bunların hiçbirisinin bir anlamı yoktu. Nedense 5 senedir hani ortalama bunların anlamları çıktı. İşte derler ki ben sürekli aynı rakamları görüyorum. Ama bunu araştırdığınız zaman bir bakıma diyecekler ki size işte melek seni düşünüyor, şu seni düşünüyor, işte melek senin yanındayım. Bunlar insanların birazcık daha anlam arayışından dolayı oluşuyor açıkçası. O melek sayıları falan hikaye değil mi? Öyle. Maalesef. Evet. Ya şimdi ben şunu söylüyorum. 11-11.
Ya da tarihlerde de bunu yapıyorlar. İşte geçit açılıyor. Bir günlük bir haberdir o mesela. Ertesi gün kimse unutmaz. Herkes unutur. Kimse hatırlamaz. İşte şuraya geçit açılıyor, şöyle böyle. Bakarsınız ki hiçbir şey olmaz. Sadece o bir haber olarak karşımıza çıkar. İçerik olarak insanlar bunu paylaşsınlar, birbirlerine etiketlesinler ve bu yayılsın içerik. Ertesi gün hiçbir şey ortada kalmıyor. Özel sayılar dediğimizde, melek sayıları dediğimizde böyle hani karşımıza değişik sayılar çıkıyorlar. Ve o sayı hani kutsal bir sayıymış gibi lanse ediliyor. Evet. Ya bu bir bakıma bizim öğretimize karşı, olduğumuz bir şey. Çünkü örneğin 777, 369, 777 ama insanlar bunları seviyor ve doğal olarak da paylaşılıyor. Ve bunun paylaşılmasını insanlar bunları okumayı seviyorlar. Doğru olmayan bir şeyi paylaşılıyor aslında. Çünkü insanlar bundan medet umuyor. Çünkü 11-11 örneğin görüyor, işte araştırıyor, diyor ki işte melek senin yanında. 11-11 dışında melek senin yanında değil mi? Ya 777 aldım, kabul ettim. İşte melekler geldi. Şu ne oldu? Ya şimdi buraya baktığın zaman ben şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki başım ağrıyor. Bu 777, 369 için söyleyeceğim ya da bunun gibi şeyler, sayı sekansları. Diyelim ki başı ağrıyor, ağrı kesici içecek. Ağrı kesici. Bunu yaptığında başın ağrısı geçiyor mu? Hayır, şimdi o zaman bunu yaptığında başın ağrısı geçmiyorsa, senin orada bir eylemde bulunman gerekiyorsa 777, 369 ya da her neyse buradan göreceğin, umduğun şeyi senin kalkıp harekete geçirmen lazım. Peki bir de şey diyorlar, kader sayısı. Var mı böyle bir şey? İşte bu da onlar gibi bir şey sonuçta. Yani benim rakamım 9 deniyor mesela. Benim rakamım 3 diyor. Ya bunlar sizi, bizleri kurtaracak şeyler değil. Ya bakın, kader sayısı var diyor ve bu kader sayısı böyle hesaplanır diyor. Yani... Ya kader dediğim şey bir tane mi ya? Bir tane olabilir mi? Bir olasılıklar ölmüşü. Ya burada sonsuz döngü çıkar burada. Yani. Ya bir tane rakam bir kişinin hayatını değiştirebilir mi? Şimdi güldürmeye devam edeyim. Bereket sayısı terimi nedir? Ya bu çok söyleniyor. Mesela bunu şöyle de görüyorum ben. Örneğin Şubat ayı, Mart ayı bolluk bereket günlerini takvimde işaretledim. Hadi bir sorgulayalım. Yapmadığımız bir şey yapalım. Sorgulamak. Çok fazla yapmıyoruz ya bunu. Yapalım bakalım. Şimdi bunu söylediğimiz zaman bir düşünelim. Bolluk bereket günü var diyelim. Çünkü numerolojide günler vardır. Şimdi 8. çakranın günü de vardır. 1'den 9'a kadar günler vardır. Bununla birlikte aylar vardır, yıllar vardır. Hem kişinin kendi yıl döngüsü, kendi bireysel olarak içinde bulunduğu toplumun ve genel çağın döngüsü vardır. Evet, bunlar var. Bunlarla ilgili yorumlar tutar ama buna biz bolluk bereket diyemeyiz. Her 8 gördüğümüz yerde biz bolluk bereket diyemeyiz. Şimdi ortada bir para var diyelim. Şimdi bu para bende. Doğal olarak bu bolluk bereket gününde ben bu parayı tutarsam, başka birisine verirsem benden çıkmış olacak değil mi? O zaman benden eksilen bir şey ile başkasına gidecek bu. O zaman bu bolluk bereket göreceli mi? O zaman birisinin bolluk bereket içerisinde olması, başka birisinin sefalet içerisinde olması ya da kaybetmesi anlamına gelmez mi? Yani. Nasıl o zaman herkes için bolluk bereket olacak? Öyle değil mi? Zaten böyle bir şey olmuş olsa İslamiyet'te de zekat vermek, sadaka vermek kavramı çıkar mıydı? Çünkü orada ne var? Eşitleme durumu var aslında. Doğal olarak burada herkes için bolluk bereket demek, bir şeyin bir yerden eksilmemesi demek. Ben bolluk bereket diyorsam, ben bu parayı başka birisinden aldım, başka birisinden bana geldi, değiştirdi. O zaman başka birisi kaybetti demek. Herkes için bolluk bereket olabilir mi? Hayır. Yüreğe sağlık, anlattıkların çok güzel. Teşekkür ederim. Mükemmel bir yayın oldu. Teşekkürler. Ben en azından kendi adıma sormak istediğim birçok şeyi sorma şansına sahip oldum. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var. Evet, şunu söyleyeyim lütfen. Adınız ve doğum tarihinizdeki gizemi öğrenirseniz hayatın size sunduğu mucizeleri fark edersiniz. Bu mucizelerle karşılaşmak ümidiyle o zaman öyle diyeyim. Teşekkür ederim. Dostlarım, siz de bize zaman ayırdınız, kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın.